Merhaba astro hayatlılar. Bugün Mars burç değiştirdi. Biz de bunun üzerine kısacık bir video çekelim istedik. Mars bizim hayattaki enerjimizi, motivasyon şeklimizi, mücadele şeklimizi gösterir. Mars burç değiştirdiğinde bizim enerjimiz değişir doğal olarak da. Boğa'daydı bir süredir. Sabitti, sevdiği yerde değildi. Doğal olarak da biz daha adımlarda adım atmakta çok zorlandık. İlerlemekte zorlandık. Böyle birazcık daha sabit kalsın, elimizdekiler kalsın istedik. O yüzden de biraz yavaş bir dönemdeydik. Şimdi artık ikizler burcu geçti. Çok konuşacağımız, çok böyle fikirler için mücadele edeceğimiz, çok iletişeceğimiz, bir araya geleceğimiz daha keyifli bir dönem. Mars ikizleri birazcık daha enerjimiz yüksek yaşayacağız. Bugünlerde bir de Merkür-Jüpiter kavuşumu var, onu da söyleyeyim. Her yükselene göre onun da etkisini söyleyeceğim. Bu güzel haberler, müjdeli haberler demek. Güzel bir zaman. Bakalım neler getiriyor her yükselene göre. Yükselen Koç'la başlayayım. Koçlar, bu dönem bol seyahat edebilirsiniz, arkadaşlarınızla çok fazla bir araya gelebilirsiniz, çok iddialı fikirleriniz olabilir. Sadece Mars'ın olduğu yerde biraz fazla iddialıyızdır. Fikirlerinizi başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmayın, fikir ayrılıkları yaşanabilir. Aynı zamanda Mars 3. evinizde olacağı için trafikte daha dikkatli olmaya dikkat edin ya da işte hani minik kazalara sebep olacak şeylerden uzak durmaya çalışın çünkü enerjiniz oldukça yüksek olacak. Yükselen bu arada Koç'la devam edeyim. Jüpiter'le Merkür kavuşumunda 11. evlerinde olacak. Hayallerine dair böyle küçük adımlar atarlarsa çok güzel sürprizler ve güzel haberler alabilirler. Akıllarında olsun. Yükselen Boğalar. Yükselen Boğalar. Mars 2. evinize girecek. Paranın peşinde koşan bir yükselen boğa görüyoruz. Parayı nereden kazanacağınızı, nasıl kazanacağınızı, enerjinizi nasıl kullanacağınızı daha iyi biliyor olacaksınız. Sadece buradayken yani boğadayken, yani sizin ikinci evinizdeyken yükselen boğalar çok pardon, biraz daha fazla para harcamaya da meyilli oluruz. O yüzden neye harcadığımıza da azıcık dikkat edersek, kredi almaktan uzak durun mesela, çok dürtüsel para harcayabilirsiniz. Bu konuda azıcık dikkatli olun. Jüpiter-Merkür kavuşumu 1. evinizde, doğal olarak da hayatın geneline yansıyan güzel müjdeli haberler alacaksınızdır bu dönem, en azından bu hafta içerisinde. Güzel olsun her şey sizin için. Yükselen ikizler, Mars 1. evinize giriyor. Her şeyle ilgili bir şey yapmak isteyeceksiniz. Her konuyla ilgili adım atmak, her konuyla ilgili mücadele etmek, belki dış görünüşünüzü bile değiştirmek isteyeceksiniz. Daha iddialı, daha nasıl söyleyeyim, kendine güvenli olacaksınız. Ama bu birazcık hani güvenin de bir sınırı var. Mars olunca işin içerisinde biraz abartmak da olabiliyor. Buna dikkat edin. Baktığımda Merkür-Jüpiter kavuşumu 9. evinizde. Yurt dışına gitmek isteyebilirsiniz. İsteyenler varsa ya da işte akademik kariyerle ilgili işler yapanlar varsa bugünlerde güzel haberler alacaklardır. Ya da bugünler iletişim kurmak için çok doğru zamanlar, adım atabilirsiniz. Yükselen Yengeçler. 12. evinizde bir Mars var. Biraz sanıyorum en çok sizin için zorlayıcı olacak bu Mars. Çünkü biraz bilinçaltımızla ilgili, biraz rüyalarımızın daha karmaşık hale gelmesiyle ilgilidir. 12. eve gelen bir Mars'ta çok fazla düşmanlıkla karşılaşırız. Arkamızdan çok fazla işin çevrildiğini görürüz. İyi olan şeyleri kendinize saklayın. Güzel şeyler olacak. Onları biraz kendinize saklayın. Çok paylaşmayın. Hani olan iş bozulur, olan düzeni bozmaya çalışabilirler. Birazcık daha dikkatli olmamız gereken bir zaman. Bol bol meditasyon yapmanızı tavsiye ederim. Merkür-Jüpiter kavuşumu 8. evde olacak. Miras bekleyenler, para bekleyenler, prim bekleyenler, bir mahkeme sonucu bekleyenler. Bu dönem onlardan sonuç alabilirler ya da onlarla ilgili haberler gelebilir. Ya da bugünlerde onlarla ilgili adım atmak çok bereketli olabilir. Şansınızı kullanın. Yükselen Aslanlar. Mars 11. evinizde olacak. Siz farklı ortamlara girmek isteyeceksiniz, farklı insanlarla bir araya geleceksiniz. Birazcık iddialı olma ihtimaliniz çok yüksek. Her şeyi çok fazla yapacak işiniz olacak. Her şeyi kendi başınıza yapmaya çalışmak yerine birilerinin desteğini alırsanız, birlikte yaparsanız çok daha kolay yönetirsiniz bu süreci. İnsanların ayaklarına basmaktansa desteklerini almaya çalışın. Merkür-Jüpiter kavuşumu 7. evinizde olacak. Ortaklıklar, ilişkiler, evlilik konularında güzel haberler alabilirsiniz ya da bu dönem adım atmak için sizin için güzel bir, bu hafta özellikle güzel bir hafta olabilir. Yükselen Başaklar. Mars 10. evinizde olacak. Kariyerinizle ilgili yaptığınız her şeyin daha çok görünmesini isteyeceksiniz. Bunu ben yaptım demek isteyeceksiniz ve bunun için de savaşacaksınız kuvvetle muhtemel. Bazılarınız iş değiştirmeye bile karar verebilirler bu dönemde. Baktılar görünmüyor yaptıkları şeyler.
biraz mücadelesinin kariyerle ilgili olacağını söyleyebilirim. Yine de Mars bu, çok saldırgan hale getirebiliyor insanı. Biraz sakin olmakta fayda var. Merkür-Jüpiter kavuşumu da 6. evinizde olacağı için yine işle ilgili güzel haberler diyor. Yani beklediğiniz bir haber varsa bu ara alabilirsiniz. Birileriyle konuşmanız gerekiyorsa, bir adım atmanız gerekiyorsa bu dönem yapabilirsiniz. Mars'ın da 10. evinde olduğunu düşünürse kendi işini yapmak isteyenler için de bu bir güzel başlangıç dönemi olabilir. Yükselen teraziler. Mars 9. evinize giriyor. Yani daha çok seyahat edeceğiniz, daha çok şey öğrenmek isteyeceğiniz, daha fikirlerinizin arkasında çok fazla savaşacağınız bir döneme girmiş bulunmaktasınız. Mars olunca hep deriz ki birazcık dikkat. Çünkü Mars biraz kışkırtıcı ve saldırgan bir tavır sergiletebiliyor insana. Çok iddialı olabiliyoruz bazı konularda. O yüzden biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Merkür-Jüpiter kavuşumu 5. evinizde. Çok güzel. Aşkla ilgili haber bekleyenler, birinin aramasını isteyenler, aramasını bekleyenler bu dönem olabilir. Ya da sizin küçücük bir adımınız karşılık bulabilir. İletişim derim ben size. Yükselen... Nerede kaldık? Yükselen... Ve unutmuştum. Yükselen akrepler. Yükselen akrepler. Mars 8. evinizde olacak. Doğal olarak da biraz dönüşmek isteyeceğiniz, biraz aman sabahlar olmasın diyeceğiniz bir zaman. Aynı zamanda ortaklıkları, evlilikleri olanlar biraz o konularda biraz böyle para mal kavgasına girebilirler. Ona dikkat etsinler. Ay zaten hiçbiri yok diyenler için de ne güzel, sorun yok. Ama parayla ilgili biraz mücadele etmeniz gerekebilir bu dönem. Böyle krediler vesaire gibi. Baktığımda Merkür-Jüpiter kavuşumda 4. evinizde olacak. Ev almak isteyenler, evle ilgili bir haber bekleyenler bu dönem adım atabilirler. Çünkü Merkür ve Jüpiter destekleyecek sizi. Güzel haberler alabilirsiniz. Yükselen yaylar Mars 7. evinize giriyor olacak. Ortaklıklar ve ilişkilerle ilgili bu dönem adımlar atılabilir. Mars enerjidir çünkü. Böyle halının altına süpürülen şeylerin ortaya çıkması da çok mümkün. İlişkiyle ilgili artık böyle bir hani ne olacaksa olsun dönemi gibi düşünebilirsiniz. Biraz kavgalı ve zorlayıcı olabilir ama en azından konuşulması gereken her şey konuşulacakmış gibi görünüyor. Jüpiter-Merkür kavuşum 3. evinizde olacak. Ticaretle ilgili işleri olanlar, eğitimle ilgili işleri olanlar, seyahate çıkmak isteyenler bu dönemi güzel kullanabilirler. Yükselen oğlaklar. Yükselen oğlaklar. Mars 6. evinizde olacak. Ofisteki bütün iş yükünü üstünüze alıp sonra da herkesle papaz olma ihtimaliniz çok yüksek. Kendinizi heder etmeyin derim. Birazcık daha sakin olmakta, birazcık daha insanlarla işbirliği içinde çalışmaya çalışmakta fayda var. Çok iş çıkarırsınız ama bu biraz stres seviyesini arttırabilir. Bunu iyi yönetin. Baktığımda Merkür-Jüpiter kavuşumu da 2. evinizde olacak. Parayla ilgili güzel haberlerin olacağı, parayla ilgili güzel bereketli kanalların bulunabileceği ya da bununla ilgili bir adım atmanız gerekiyorsa atmanız gereken zaman bu hafta olacaktır. Yükselen kovalar. Yükselen kovalar Mars 5. evinizde. Aşk mı kumar mı siz seçin. Yani daha çok eğlenmek isteyeceğiniz, daha çok gönlünüzün peşinden koşacağınız, daha çok eğlencenin peşinden koşacağınız bir zaman. Mars'ın olduğu yerde mücadele de vardır ama olaylar biraz karışabilir. Dikkatli olun. Aynı zamanda çocukları olanlar onlarla ilgili bir şeyler yapmak isteyebilirler. Daha eğlenceli zamanlar geçirebilirler. Merkür-Jüpiter kavuşumu 1. evinizde. Doğal olarak da hayatın her alanına dair ne istediğinize, ne düşündüğünüze dikkat edin. Merkür-Jüpiter kavuştuğunda birazcık daha bereketli oluruz düşüncelerimiz ve isteklerimiz konusunda. Genele yansıyan bir şans vardır. Yükselen balıklar. Yükselen balıklar. Mars 4. evinizde olacak. Aileyle ilgili sorunlar, evle ilgili sorunlar, konuşulmayan şeyler varsa bu dönem bunlar bol bol ortaya dökülecek ve bol bol iletişilecek gibi görünüyor. Tabii ki de biraz gerginlik olur Mars'ın olduğu yerde. Daha dikkatli olmakta fayda var. Merkür-Jüpiter kavuşumu da 12. evinizde olacağı için bilinçaltı ile ilgili çalışmalar yapmak, rüyalara dikkat etmek çok önemli olacak. Özellikle bu hafta. Güzel kullanın derim ben. Bahara geldik. Güzel haberlere hazırız artık bence. Güzel şeyler de olmaya başladı. Umarım herkes için faydalı olur bir video. Kendinize çok iyi bakın.